Hayırlı sabahlar. Bugün de Yenasiya ile uğraşanlar iflah olmaz. Bunu konuşacağız. Biz ilahi adalet inanan insanlarız ve bu imanımızda son derece de e, samimiyiz. Yürekten inanarak bunu söylüyoruz. İlahi adalet şaşmaz. İlahi adaletin bu dünyadaki tecellilerini de hep birlikte görüyoruz her alanda. Öbür tarafta zaten kemaliyle burada eksik kalanlar orada tamamlanarak ve buradaki mağduriyetler orada çok daha fazlasıyla ebedi bir surette telafi edilerek e, göreceğiz, yaşayacağız Allah e, gösterecek bunları imanımız bu. Ve e, şimdi dünyadaki tecellilerine baktığımız zaman ilahi adaletin... kendimizle alakalı olarak... birçok örneklerine şahit olduk bugüne kadar. Üstad Bediüzzaman Risalelerinin değişik yerlerinde, layıkalarda... birçok yere serpiştirdiği bir hakikat var. Risale-i Nur'la uğraşanlar... Risale-i Nur, Kur'an'ın... bu zamanda yazdırılmış tefsiridir. Onunla uğraşanlar, ona hizmet edenlerle uğraşanlar tokat yer. Maskara olur. Risale-i Nur'a ilişenler maskara olur. Bunlar hep e, ifadeler, geçen ifadeler, Risalelerde, layıkalarda geçen ifadeler ve örnekleriyle, müşahhas yaşanmış örnekleriyle anlatılan şeyler. Yeni Asya'da Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak yarım asırdır e, devam eden bir gazete, misyon gazetesi. Tek sermayesi samimiyeti ve hasbiyeti, hasbiliği. Yeni Asya e, hiçbir zaman İnandığı değerleri şu veya bu hesaba kurban etmemiştir ve o değerler istikametinde çok sağlam ve kararlı bir duruş ortaya koymuştur. Çoğu zaman da bundan dolayı başı derde girmiştir. Çok uğraşanlar olmuştur kendisiyle. Özellikle darbe dönemlerinde müdahale dönemlerinde bunlar çok daha fazla artmıştır ve türlü engeller, baskılar çıkarılmıştır karşısına. zarar görmüştür, bedel ödemiştir ama inandığı değerlerden asla inhiraf etmeyerek bu bedelleri de ödemeye göze alarak yoluna devam etmiştir. Şimdi gelinen noktaya baktığımız zaman Yeni Asya bütün bu zorluklara, engellere rağmen ve maddi anlamda bir gücüde olmamasına rağmen şükürler olsun ki dimdik ayakta ve şahsı manevinin ihlasıyla, dirayetiyle, kararlılığıyla ve ilahi inayetle yoluna devam ediyor. Buna mukabil onunla uğraşanlar ta 12 Mart'lardan başlayalım. 12 Mart döneminde epeyce bir sıkıntıya maruz kaldığını ifade etmiştik. Ama o sıkıntıları yaşatanlar hem ülkeye yaşatanlar, hem milletimize yaşatanlar, hem yenaseye ya yaşatanlar şu anda esamesi bile okunmuyor. Hayırla yad edeni yok. Bunun yanında 12 Eylül dönemi. 12 Eylül'ü yapanlar, işte hayatta olanlar yargılandı. Apoletleri söküldü. Cumhurbaşkanlığı yapmıştı birisi. Anayasa oylamasında eklenen bir maddeyle kendisini de Cumhurbaşkanı seçtirmişti otomatikman. Ama ahir ömrünün ne olduğunu hep birlikte gördük. Ve 28 Şubat süreci. 28 Şubat sürecinde neler yaşandığını birebir gören, müşahede eden insanlardan biriyim. Ve 28 Şubat sürecinde devlet güvenlik mahkemeleri adeta bizim için sürekli gittiğimiz yerler haline gelmişti. İpe sapa gelmez gerekçelerle ama esas mesele bizim hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı çıkan duruşumuz gerekçesiyle defaatle gazetemiz hakkında toplatma kararları verilmiş. ifadelere çağrılmışızdır. Mahkemelerde yargılanmışızdır, mahkumiyetler almışızdır. Kurtlar abi Allah selamet versin bu vesileyle onu da ifade etmiş olalım gazetemizin sürmanşetinde var. Ve sosyal medyada da duyurduk. Dün itibariyle taburcu oldu şükürler olsun. Ve bir süredir hastanede müşahede altında tutulduğu rahatsızlığı tamamen geçmiş durumda. Allah kendisine hayırlı ve sağlıklı ömürler versin diyoruz bu vesileyle. O dönemde deprem ilahi ikazdır diyerek 28 Şubat sürecinin zulümlerine, haksızlıklarına karşı bir çıkış yaptığı için bunun bedelini 276 gün hapis yatarak ödemişti. Ve sonraki süreçte çok geçmedi aradan bize o davaları açan, gazetemize o toplatma kararları veren savcıların çok kısa bir süre sonra bizim herhangi bir dahlimiz yok. Gücümüz de yok onu yaptıracak. Ama ne oldu? Oralardan alınarak pasif görevlere gönderildiğini gördük. Ve 90 hadisesi, 90'da mevlit okutmuştuk Kocatepe Camii'nde. Ve o mevlidi okuttuğumuz için mevlid tertip heyetinde yer alan yine Kutlar abi başta olmak üzere 10 arkadaşımız 15 gün gözaltında tutulmuş idi o zamanki devlet güvenlik mahkemesi savcısının e, işin içine girmesiyle. Ve sonra ne oldu? O kişi emekli oldu o savcı. Sonra MHP'den aday oldu, milletvekili adayı oldu. Ve Türk cezan istedi. Türkçe ezan istemek gibi bir skandala imza attı. Hem kendi siyasi hayatını bitirdi çok kısa süre. Hem de MHP'nin baraja takılmasına sebebiyet verdi. O günleri yaşayanlar çok iyi hatırlarlar bunu. Gençler bilmeyebilir ama. Şu anda Cumhur İttifakı'nın işte ortağı olan MHP o zaman Türkçe ezan meselesinden dolayı barajı aşamamıştı. Meclise girememişti. Böyle bir tokat yemişti. Ve o kişi de şu anda esamesi okunmuyor böyle bir skandala atar, imza atarak hem kendisini bitirdi hem de partisini. Ve sonra bir başka savcı, 1999'da yine benzer bir hadise oldu. Aynen o 90'daki savcının izinden giden, onun yolunu takip eden savcı, Kutlar abi gözaltına aldırmak istedi, e, hakkında dava açtı ve o dava mahkumiyetle sonuçlandı. O savcının başına da haysiyetini ayaklar altına alan bir skandal musallat oldu. Ve e, pasif göreve atanmak mecburiyeti hasıl oldu. Bunlar hep kaderin tokatlarıdır. Yeni Asya ile uğraşmanın uğraşanı iflah etmeyeceğinin örnekleridir. Ve bu kişi, bu savcı şu anda güya onların dönemi ama hala o itibarını tekrar kazanabilmiş değil isimlerini vermiyorum. Bir başka ibretli örnek, Kuttar abiye o cezayı veren mahkemenin başkanı daha sonra çok ibretli bir şekilde can verdi. Bunlarda bizim hiçbir dahlimiz yok. İşte kaderin ibret dersleridir bunlar. Ve yine İstanbul'da bize o mahkumiyetleri veren mahkemenin başkanı daha sonra yine çok geçmedi. Bir uyuşturucu patronu ile ilişkisi tespit edilerek o görevden alındı. Yine 28 Şubat sürecinde bizim o duruşumuzdan dolayı üzerimize gelen, bizi çekiştiren, bize suçlamalar yönelten siyasi aktörlerin tamamı 2002 seçiminde sandığa gömüldü. Sandıktan bir daha çıkamadılar. Ve şu süreçte, yaşadığımız süreçte de bunun örneklerini görmeye başladık. Bu süreçte her kim ki yeni sataştıysa, bunların birer birer bunun tokadını yemeye başladıklarını görüyoruz. Yine isim vermeyeceğim. Bir televizyon kanalı vardı. O televizyon kanalının sabah programında sürekli bizimle uğraşmayı işlenen sunucular vardı. Sonra o televizyon kanalı da kapandı. O kişiler de işsiz kaldı. Yani ben bunun üzerinde fazla bir herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Sadece yaşananları aktarıyorum. Yine bize sataşan birçok kişi medyada şu anda esamesi bile okunmuyor. Silindiler. Şimdi neden Yeni Asya bunları yaptıracak bir güce sahip mi maddeten? Hayır. Ama bizim dışımızda bir irade. İlahi adalet dediğimiz manada her zaman işin içinde ve bu hadiseleri tanzim eden de o. Bir başka örnek vereyim. Vakti zamanında Yeni Asya için biz abone çalışmaları falan yapıyorduk ve bir takım insanları abone yapıyorduk. Ama o dönemde başkaları bizim abone yaptığımız insanlara giderek onları türlü diller dökerek, Yeni Asya hakkında bir takım karalamalarda bulunarak, o abonelikten vazgeçiriyorlardı ve kendi gazetelerine abone olmaya ikna ediyorlardı. E sonra ne oldu? Kendi gazeteleri şimdi yok ortada. Ve Yeni Asya şimdi onların hukukunda müdafaa ediyor. Bundan dolayı da malum çok ithamlara, iftiralara maruz kalıyor. Bunlar hep kaderin ibret dersleridir. Ve yine iç fitnelerde özellikle darbe dönemlerinde, müdahale dönemlerinde içimize sokulan iç fitnelerde bu fitnelerin başını çeken insanlar, bunlara alet olan insanlar, provokatörlük yapan insanlar, her türlü kardeşlik hukukunu hiçe sayarak asılsız ve insafsızca hücumlarda bulunan, hakaretlerde bulunan, iftiralarda bulunan insanların akıbetlerini gördük, görmeye devam ediyoruz. Bütün bunlardan ders alınması lazım. Yeni Asya son derece samimi, hasbi bir misyon gazetesidir. Risale-i Nur'un medyadaki dilidir. Ve bu misyonu hiçbir e, dünyevi hesaba alet etmez ve ettirmez bugüne kadar böyle gelmiştir. Baş edik alnak. Ona hiçbir leke bulaşmaz, bulaşmamıştır. Bunun aksini iddia edenler de tokat yer, şimdiye kadar olduğu gibi yemişlerdir. Bunu yapanlar yemeye devam ediyorlar. Bunlardan ders alınsın. Yeni Asya kimseyle uğraşmıyor. Ama Yeni Asya ile uğraşanlar her zaman olmuştur. Onlara bu ibretli örnekleri hatırlatmakla iktifa edelim. Hep birlikte bunlardan ders alalım ve yolumuza bu dersi alarak devam edelim diyerek bugünkü yayınımızı da noktalamış olalım. Pazartesi günü inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.